Vicdan ve Adalet Nöbeti'nin 17. gününde legal demokratik siyasetten koparılmak istenen, parti üyeliği düşürülen, genel başkanlığı düşürülen Van milletvekilimiz Figen Yüksekdağ'a bir kez daha Van'dan binlerce kez selam olsun. Legal demokratik siyasetin en önemli aktörlerinden bir tanesi olan çözümün, barışın, özgürlüğün, demokrasinin sesi olan ve 4 Kasım darbesiyle legal demokratik siyasetten koparılmak istenen, rehin tutulan eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'a Van şehrinden binlerce kez selam olsun. Milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, legal demokratik siyasetin bütün aktörlerine. Bugün Van'da nöbetimizin 17. gününde, Van nöbetimizin de 3. gününde bir kez daha Vicdan ve Adalet Nöbeti'nin bütün aktörleri adına Türkiye'deki acil olan birkaç gündem maddesine ilişkin değerlendirmelerimizi, görüşlerimizi sizlerle paylaşma gereğini duyduk. Her şeyden önce siyaset tüm sorunlara, toplumun tüm sorunlarına çözüm bulma mecrası, macerasıdır. Ve her şeyden önce siyaset kimileri için bir iktidar olma aracı, kimileri açısından da bir davanın hayat bulmasının aranası, mecrasıdır. Ama her şeyden önce eğer siyaset demokratik çerçevede, demokratik ahlak zemininde hadiseye baktığımızda sorunların diyalog yoluyla çözüm zemininin ta kendisidir. Siyaset ne değildir diye sorarsak, hamaset değildir, olmamalıdır. Siyaset husumet değildir, olmamalıdır. Hiçbir demokrasi anlayışı yoktur ki iktidarlar eleştirilmez olsun. Tam tersine, iktidara talip olan her siyasal hareket ve iktidara talip olan her lider peşinen eleştiri hedefi olmayı kabul etmelidir. Eğer demokrasilerde bir siyasi parti kendisini eleştiriye kapatırsa, bir lider kendisine yapılacak olan eleştiriyi vatana ihanetle özdeşleştirirse, onun adı demokrasi falan olmaz. Onun adı diktatörlük olur. İktidar dünyanın neresinde olursa olsun iktidar kirletir, mutlak iktidar mutlaka kirletir ve siz 14 yıl boyunca AKP Genel Başkanı bu ülkede iktidarsınız. 15 yılı buluyor iktidarsınız. İktidar kirletir. Ama size gelecek her türlü eleştiriyi siz vatana ihanet olarak göreceksiniz. Vatana ihanet olarak kodlayacaksınız. Bunun demokrasiyle, demokratik değerlerle izah edilir hiçbir yanı yoktur. Bugün öyle bir noktadayız ki muhalefete muhalefet etme tehdidi savruluyor. Ne sokakta, ne mitingde, ne parlamentoda, ne de mecliste. Hiçbir yerde muhalefet konuşmayacak. Medya gerçeklere mikrofon uzatmayacak. Basın mensupları gerçekleri yazmayacak. Yazanlar cezaevine konulacak. Gerçeği haykıranlar ötekileştirilecek. Toplumdan izole edilmeye çalışılacak. İşte şu anda bizi ziyarete gelen bu barış anneleri var ya, her birisinin ellerinden öpüyorum ben. Bütün bu olup bitenlere rağmen, bütün bu baskı, bütün bu zulüm politikalarına rağmen evlatlarını yitirmişler, yine de onurlu barış diyorlar. İşte biz muhalefetin görevi, bütün bu antidemokratik zemine rağmen bir çıkış yolu
bir çıkış yolu aramak, bulmak ve bunu toplumun hizmetine sunmaktır. Şunu da açıklı yüreklilikle ifade etmeliyim ki, muhalefetin görevi her zaman, her yerde sadece ve sadece, ama sadece ve sadece muhalefet etmekte değildir. Aynı zamanda önermektir, yol önermektir, yöntem önermektir, alternatif sunmaktır. Ve muhalefetin bir diğer görevi de kimden gelirse gelsin doğruya doğru demektir. Kim söylemişse bir doğruyu, o doğruya evet bu doğru demektir. Mesela şu anda AKP Genel Başkanı Erdoğan bundan iki gün önce Rize'de çok doğru bir söz söyledi. Ben grubum adına, partim adına o sözü doğruluyorum. Ne demişti Erdoğan? Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Doğru. Aynen de öyle. Siz kirlettiniz, rezil ettiniz. Ve bu sadece ve sadece Ayder'le de sınırlı değil. 15 yıllık iktidarınızın çevre politikasının tam da özetidir. Kirlettiniz, rezil ettiniz. Sadece Ayder mi? Hasankeyf, Alyona. Bakın Van Gölü, Van Gölü. Hemen yanı başımızda Van Gölü. Şu anda Van Gölü ile Van halkı arasında, Van Gölü ile Van halkı arasında bir utanç duvarı örülüyor. Van halkının göle erişimi önleniyor, engelleniyor. Ben de Mansim intikasına gidin. Orada HES'ler inşa ettiniz. İki derenin yönünü değiştirdiniz. 40 tane yerleşim birimi tarım yapamaz hale geldi. Yani 40 mahallenin nüfusu ekmeğinden oldu, ekmeğinden. Ve Van'ın bir kimliği de inci kefalidir. Neredeyse dünyada Norveç somonu gibi dünyadan nam salmış, Van'ın kimliği haline dönüşmüş, ters göçün görüldüğü nadide doğa olaylarından bir tanesi, ama aynı zamanda bir pencere, dünyaya Van'ın açılabileceği bir başka pencere. Siz o pencereyi kapattınız. HES'lerle ters göçün önüne geçtiniz. Milyonlarca inci kefali telef oldu. Yani Ayder'i nasıl ki rezil ettiniz, kirlettiniz, şimdi aynı uygulama Van ilimizde uygulanıyor, aynı uygulama Van şehrimizde yaşanıyor. Peki bu kirlenme sadece ve sadece çevre politikalarıyla mı sınırlı? Hayır, yaşamın her alanında, o 14 yıl önce yola çıktığınızda iddia olarak ortaya koyduğunuz hemen hemen her değerde demokratik ölçekler üzerinden değerlendirdiğimizde sadece ve sadece kirlettiniz ve aynı zamanda kirlendiniz. Bakın, yoksullukla mücadele ediniz. İnsanları nana muhtaç hale getirdiniz. Rızkı veren Allah dediniz. Amentu billah, seddak diyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Rızkı veren Allah dediniz. Amentu billah, seddak diyorum. Doğru diyorum. Ama siz şu anda ne yapıyorsunuz? Şirk koşuyorsunuz. Şirk. Ey Erdoğan, şirk koşuyorsunuz. 130 bin insanın ekmeğine el koydunuz. İşinden çektiniz. Yetmedi, onu, eşini, annesini, babasını nana muhtaç ettiniz. Rızkı veren Allah'tı değil mi? Peki sen nasıl bir akıldır bu? Nasıl bir kindir bu? Nasıl bir hırstır bu? Toplumun geriye kalan tamamını bununla tehdit ediyorsunuz. İşte kuruluş iddianın tümünden vazgeçmiş durumdasın. Aslında son 2 yıldır, 3 yıldır, 4 yıldır kaybetmişsin. Çünkü insanlar, siyasi hareketler, liderler yola çıktıklarında bir hedefleri olur, ilkeleri olur, değerleri olur.
O bütün ilkeler, bütün değerler şu anda tek başına iktidar olma uğruna ve iktidarda kalma uğruna heba etmiş olduğunuz değerlerdir aynı zamanda. Hani Olağanüstü Hal rejimini kaldırmakla övünüyordunuz? Olağanüstü Hal rejimi Kürdistan'da en son 6 şehre uygulanıyordu. Şimdi 81 vilayetin 81'inde Olağanüstü Hal rejimi var. Kürt coğrafyasında Olağanüstü Hal rejimi değil, sıkı yönetim koşulları var. Hani milletin iradesi olan seçilmişler, atanmışların önünde el pençe divane durmayacaktı? Hani hukukun gücü, güçlünün hukukunu yenecekti? Siz ne yapıyorsunuz? Seçilmiş milletvekilini, seçilmiş belediye başkanını, seçilmiş meclis üyesini, seçilmiş rakibiniz olan lideri cezaevine koyuyorsunuz. Siz bütün bunları yaptığınızda zaten kaybetmişsiniz. İddianızı kaybetmişsiniz. Hani diyordunuz askeri vesayete karşı mücadele vereceğim? Askeri vesayet bitti. Askeri vesayet Türkiye demokrasi güçlerinin tümünün ortak mücadelesiyle bitti. Ama o askeri vesayetin de üzerinde yepyeni faşizan bir vesayet getirdiniz. Ne uğruna? Tek başına iktidarda kalma uğruna. Oysa ki eğer muhalefetin sesine kulak vermiş olsaydın, eğer Demirtaş'ın sesine kulak vermiş olsaydın, Demirtaşların sesine kulak vermiş olsaydın, yazarların, çizerlerin, aydınların, sanatçıların, toplumun diğer kesiminin, yani senin o yok saymış olduğun 30 milyonun temsilcilerinin sesine kulak vermiş olsaydın, ne Ayder kirlenecekti, ne de sen kirlenecektin. İşte muhalefetsiz bir toplum, muhalefetsiz bir demokrasi, demokrasi değildir. O tek adam rejimidir ve tek adam rejimi senden müstesna, senden bağımsız dünyanın neresinde uygulanırsa uygulansın, sonu hüsrandır, sonu felakettir. İdris Baluke, grup başkan vekilimiz, yiğit bir siyasetçi, halkının evladı, junta kalkışmasından hemen sonra parlamentoda 4 siyasi parti, meclis başkanıyla birlikte bir deklarasyon imzaladılar. Ve o deklarasyonda junta'ya karşı ortak bir duruş ortaya konuldu. Sen ne yaptın? İdris Baluke'ni cezaevine koydun. İdris Baluke'nin yargılamasına bakıyoruz. Sadece ve sadece suçlamalarına bakıyoruz. Sadece ve sadece yapmış olduğu konuşmalar. Yapmış olduğu değerlendirmeler. Bugün burada benim AKP'yi, hükümeti, AKP Genel Başkanlığı eleştirmem benim görevimdir, görevim. Siyasetçi olarak görevimdir. Halkımdan almış olduğum yetkiyle ödevimdir. Eğer ben bunu yapmazsam halkıma karşı sorumlu olurum. İnsanlığa karşı sorumlu olurum. İdris Baluke ne yaptı? Bunu yaptı. Tam da şu anda yaptığımı yaptı. Ama şu anda cezaevi. Yargı bağımsız diyorsunuz değil mi? Yalan söylüyorsunuz. Win drewa dedin, ha drewa. Bisebe drewa, navroje drewa, evare drewa, paşive drewa. Yalanla bu gemi, yalanla bu dümen sürmez. Öyle bir noktaya geldi ki artık çok açık söylüyorum. Mahkemelerde siz eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ'ı yargılamıyorsunuz. Figen Yüksekdağ sizi yargılıyor. Siz Ahmet Şık'ı yargılamıyorsunuz. Ahmet Şık sizi yargılıyor. Yani siz aydınları, siyasetçileri, yazarları, bu toplumun vicdanını yargılamıyorsunuz. Sizin rehin aldıklarınız mahkemelerde hem demokrasi dersi veriyor hem de sizleri yargılıyor. Arada tek bir fark var. Onlar sizi tutuksuz yargılıyor. Değerli kardeşlerim, İdris Baluke
30 Ocak 2017'de mahkeme heyeti tahliye kararı verdi. Ve tahliye kararını verirken de Anayasa Mahkemesi'nin daha önce Balbay ve arkadaşları hakkında vermiş olduğu kararın gerekçelerine atıfta bulundu. Bir milletvekili tutuksuz yargılanabilir dedi. Tutuklu yargılanamaz. Yasama faaliyetleri önlenemez dedi. Doğru bir karardı. Yerinde bir karardı. Bu kararı veren mahkeme heyeti başka yerlere, çok açık söylüyorum, sürgün edildi, sürgün. Sürgüne gönderildi. Bu sadece İdris Baluken'i yargılayan mahkeme heyetine verilen bir ceza, bir gözdağı değildi. Bütün yargılamalara ve bütün mahkemelere, bütün savcılara verilen bir talimattı, bir gözdağıydı. Ve 3 Şubat 2017 tarihinde CİMER sistemi üzerinden sözüm ona, Cumhurbaşkanına bir şikayet mektubu gidiyor. O şikayet mektubunda deniliyor ki İdris Baluken niye tahliye edilmiş? Yani 3 gün sonra. O dilekçe alel acele Adalet Bakanlığı'ndan gönderiliyor. O dilekçe Adalet Bakanlığı'ndan gönderildikten hemen sonra Adalet Bakanlığı ilgili mahkemeye, açık söylüyorum, talimat veriyor. Ve tamı tamına 2 hafta sonra İdris Baluken tedavi görmüş olduğu hastanede gözaltına alınıp bir kez daha tutuklanıp cezaevine gönderiliyor. Şimdi soruyorum. Yargının neresi bağımsız? Bu ülkede adalet yok. Bu ülkede adaleti bitirdiniz. Adaleti de kirlettiniz. Siz kendi siyasi partinizin tabelasına adalet yazmakla adil olmuyorsunuz. Ha, olmuyorsunuz. Tam tersine bu talimatlarla adalet duygusunu da kirlettiniz. Toplumun adalete olan inancının kendisini sıfırladınız. Ve şimdi öyle bir noktaya geldi ki herkesin inandığı bir husus var. Sarayda, senin deyiminle külliyede bir birim var. HDP milletvekillerinden kimin tutuklanacağı, kimin tutuksuz yargılanacağı, kimin alınıp kimin bırakılacağı, hangi gazetecinin nerede tutuklanacağı, hangi gazetecinin ceza alacağına dair bir birim var. Ve o birim sürekli Adalet Bakanlığı'na talimat veriyor. Adalet Bakanlığı da ilgili mahkemelere talimat veriyor. Çok açık ve net söylüyorum sana. Böyle bir birim var mı? Bu birim kimlerden oluşuyor? Bu birim hangi yasal dayanaktan hareketle, hangi yasal dayanaktan hareketle görev ifa ediyor? Sadece adalet mekanizması da değil. Kirlilik yaşamın her alanına, siyasetin her alanına, ama sadece içteki siyasete değil, dış siyasete de sirayet etmiş durumda. Suriye politikanız başlangıcından bugüne değin kirli bir politikadır. Suriye Kürtlerine yaklaşımınız, Rojava Kürdistan'a yaklaşımınız başından beri kirli bir politikadır. Ve o kirli politika öyle bir noktaya gelmiş ki Afrin'in işgalini şu anda masada bir seçenek olarak değerlendiriyorsunuz. Çok açık ve ne söylüyor? Kürt düşmanlığı, Kürt karşıtlığı politikası size kazandırmadı, size kazandırmayacak. En büyük kaybınız, bu ülkenin de en büyük kaybı Kürt karşıtlığı politikasından gelecektir. Bakın Baas rejiminin sonunu getiren iki temel siyasetten bahsedersek, bir tanesi neredeyse 40 yıl, 50 yıl süren Kürt karşıtı politikasıydı. Bardağı taşıran damla da Saddam'ın, Baas rejiminin Kuveyt'i işgaliydi. Kuveyt'in işgali nasıl bir sonuç doğurduysa, Afrin'in olası işgali de aynı sonucu, benzer sonucu çıkaracaktır. Tarih bir kez daha bizi haklı çıkaracaktır. Eğer aynı sonucu çıkarmasını istemiyorsanız, daha büyük felaketler bu toplum
yaşasın istemiyorsanız, miskali zerre kadar bu toplumun her bir ferdinin insanca yaşamına dair zerre-i miskal kadar bir kaygınız varsa, bu politikanızdan bir an önce, ama bir an önce vazgeçin. Dönüp dolaşıp kırmızı çizgimiz var diyor. Dönüp dolaşıp kırmızı çizgimiz var. Senin kırmızı çizgin var da, ya başkasının çizgileri yok mu? Başkasının da çizgileri var. Bak, senin bu kırmızı çizgilerinden dolayı bu halk sana kırmızı kart gösterdi, kırmızı kart. Al referandum sonucunu bir kez daha oku. Van halkı senin Rojava politikana karşı kırmızı kart gösterdi 16 Nisan referandumunda. Kayın politikana karşı bu şehrin iradesine hürmetsizlik olan, saygısızlık olan demokratik değerler açısından da bir seçilmişin yerine atanmışı koymakla aslında bir işgal olan bu uygulamana kırmızı kart gösterdi. Hayır dedi, tasvip etmiyorum dedi, benimsemiyorum dedi. Sen halen kırmızı çizgi diyorsun. Çok açık ve net söylüyorum. Bu ülkeyi, seni de, bu ülkeyi de ve bu ülkede yaşayan bütün toplumu da bu yanlıştan çıkaracak yegane bir çizgi var. O da demokrasinin, özgürlüklerin, eşitliklerin, hukukun ve adaletin ve aynı zamanda vicdanın çizgisine geri dönmektir. İşte tam da bu noktada vicdan ve adalet nöbetimiz bütün bu kirlenmişliklere karşı bu ülkenin aydınlık geleceğinin kapısını aralamak içindir. Kirlilikten arınmak içindir. Kirlilikten arınmanız içindir aynı zamanda. Değerli basın mensupları, iktidar hırsı, kin, zengin olma duygusu, seçimle geldiysen seçimle gitmeyi de göze almak durumundasın. Bak, biz seçimle geldik. Seçimle gitmeyi başımız gözümüz üzerine kabul ediyoruz. Seçimle gelip seçimle gitmeme niyeti duruşundan kaynaklı savaş çıkarttın, savaş. Müzakere masasını devirdin. Eğer 7 Haziran seçim sonucunun iradesini tanımış olsaydın, bir koalisyona fırsat vermiş olsaydın, Suruç'ta, Ceylanpınar'da, Ankara, gar patlamasına kadar yeni bir iktidarı, tek başına iktidarı kan dökerek inşa etmemiş olsaydın, bugün Suriye politikası bu noktada olmazdı. Bugün Şırnaklar, Slopiler, Nusaybinler yakılmış olmazdı. 2 yıldır 10.000 insanı aşkın, çok açık söylüyorum, hayatını perişan etmiş olmazdı. Bu kadar insan toprağa düşmüş olmazdı. Ve bu ülke neredeyse 30 yıldır kazanmış olduğu bütün demokratik değerleri kaybetmiş olmazdı. Şu anda Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üyelik masasında olacaktı ve şu anda Türkiye'deki her bir yurttaş pasaportuyla dünyanın her bir yerinde saygın yurttaşlar olacaklardı. 150 bini aşkın kamu görevlisi işinden, ekmeğinden, aşından olmuş olmazdı. Çünkü darbe mekaniği harekete geçmiş olmazdı. Bütün bunlar senin o yanlış politikalarının sonucudur. Sen bu yanlış politikalarda ısrar ettiğin müddetçe bu ülke acı çekmeye devam edecek. Bu ülke acı çekmesin diyedir vicdan ve adalet nöbetimiz. Faşizm kurumsallaşmasın diyedir vicdan ve adalet nöbetimiz. Çok iyi biliyoruz. Faşizm ricayla, minnetle gitmez. Faşizmin panzehiri cesarettir. Faşizmin panzehiri vicdan ve adalettir. İşte bundan dolayı ısrarla ve inatla vicdan ve adalet diyoruz. Değerli kardeşlerim,
İşte savaş kirletir. Savaş kirletir. Tepeden tırnağa kirletir. Bakın dün size fotoğraf gösterdim. Size fotoğraf gösterdim ve size seslendim. Şemdinli Şabatan mahallesi. 87 yaşındaki kadına işkence yapmak nedir? Kirlenmek değil de nedir? Genç, yaşlı çocuk Kürt'ü meydana çekip meydan dağından geçirmek kirlenmek değil de nedir? Eğer o görüntüler Gazze'de yaşanmış olsaydı kirli bir siyasetle feryani figan koparacaktın. Müslüman kardeşlerim diyecektin. O 87 yaşındaki annemiz Rabbim de biliyor, ben de biliyorum, sen de biliyorsun ki senden daha çok iman sahibidir, senden daha çok Müslümandır. Peki niye ona sessiz kalıyorsun? Tek bir nedeni var. Kürt olduğu için. Kürt annesi olduğu için. O işkence sadece o anneye yapılmadı. Ben insanım diyen, ben iman sahibiyim diyen herkese yapıldı. Ve o işkence karşısında sessiz kalan, sessiz duran dilsiz iblistir. Hazreti Ali'nin dediği gibi. Ben bir kez daha o işkenceye karşı susmayan, hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi siyasi partiye oyunu vermiş olursa olsun, bütün kesimlere teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu savaş sürdüğü müddetçe bu suçlarla işlenmeye devam edecek. O halde yapmamız gereken en öncelikli iş, eğer kirlenmekten vazgeçeceksen, ki vazgeçmek durumundasın, savaştan vazgeçmelisin. Kürt karşıtlığı politikadan vazgeçmelisin, tecrit politikasından vazgeçmelisin, Kürt legal demokratik siyasetini tasfiye etme politikasından vazgeçmelisin ve seni aynı zamanda bu raddeye, bu noktaya getiren savaş hükümeti politikasından, AKP-MHP koalisyonundan vazgeçmelisin. Yani bütün yanlışlardan vazgeçmelisin. Bir yerde bir başlangıca ihtiyaç var. O başlangıçta çok açık ve net söylüyorum. Selahattin Demirtaş'tan, onun şahsında bütün HDP seçmenlerinden ve halktan özür dileyin. Özür dileyin. O özrün yeni bir başlangıç yapabilir. Yeni bir kapı aralayabilir. Bak sen 2-3 gün önce Guantanamo modelinden ilham aldığını söyledin, tek tip elbiseye geçeceğini söyledin. 12 Eylül cuntasının dayattığı ve başaramadığı bir zulmü bu ülkeye getireceğini söyledin. O günden bugüne değin tamı tamına 7 cezaevinde gardiyanlar mahkumlara saldırıyor. Ve hemen yanı başımızda Van T tipi cezaevinde benzer bir olay yaşandı. Bugün saat 13'te değerli basın mensupları Şemdinli Şamatan köyüne giden ve orada bizzati gözlemlerde bulunan, araştırma yapan, işkence mağdurlarıyla birebir görüşme yapan milletvekili heyetimiz bugün saat 13'te sizlere hitap edecek. Saat 14.30'da da Van T tipi cezaevinde incelemelerde bulunan milletvekillerinden oluşan heyetimiz, vicdan ve adalet nöbetinin içerisinde aynı zamanda bulunan heyetimiz sizlere açıklamalarda bulunacak. Bu her iki açıklamayı da dikkatinizi çekiyorum. Değerli basın mensupları, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanı seçiminin aynı zamanda yıl dönümü. Hatırlarsınız, Selahattin Demirtaş bu seçimde aday olarak AKP Genel Başkanı Erdoğan'la yarıştı. Peki şu anda Erdoğan külliyede, sarayda rakibi olan Demirtaş nerede?
cezaevinde. Bu demokrasinin, vicdanın, ahlakın, adaletin neresine sığıyor? Çıkıp diyorsun ki, ...6-7 Ekim olaylarını gerekçe gösteriyorsun. 80 milletvekiliyle parlamentoya gittiler, Kobani olaylarını çıkarttılar diyorsun. Bak bir kere demedin ha. 1, 2, 3, 4 Ya hiç Allah'tan korkmuyor musun? Bir lider toplumunu niye kandırmaya çalışır? Bak bir yalan ha yalan. 6-7 Ekim olayları 2014'te gerçekleşti. HDP barajı 80 milletvekiliyle 2015'te açtı. Yani bir yıl sonra ha bir yıl sonra niye her fırsatta bu yalana başvuruyorsun? Bak bir diğer husus. Çıkıp diyorsun ki Demirtaş'ın tutuklanmasının sebebi 6-7 Ekim olayları. Ve yargı bağımsız diyorsun. Demirtaş'ın hakkındaki fezleke 2014 Ekim'inde hazırlanmadı. 2016'da hazırlandı. Eğer böyle bir suç varsa savcılar, hakimler, mahkemeler niye 2,5 yıl beklediler? Niye beklediler biliyor musunuz? Senin talimatını beklediler. Senin talimatını beklediler. Bir şey daha söyleyeyim sana. Türk Ceza Kanunu'nda olmayan bir suçla isnat yapıyorsun ha isnat. Olmayan bir suç. AKP'yi eleştirme suçu. Erdoğan'a muhalefet etme suçu. Hiç şaşırmayın ha. Kılıçdaroğlu tutuklanırsa hiç şaşırmayın. Ben şaşırmam açıkçası söyleyeyim. Ama eğer ki sessiz kalınırsa, eğer ki demokrasi güçlerini ortaklaştırmazsa, faşizm güçlenerek devam edecek. Korkusunu topluma zorbalık olarak dayatarak devam edecek. Ama bugün burada vicdan ve adalet nöbetinde olduğu gibi ve milyonların dışarıda yaptığı gibi sesimizi ortaklaştırırsak, emin olun faşizmin gerilemekten başka hiçbir şansı yoktur. Bakın, mahkeme diyor ki, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi diyor ki, Selahattin Demirtaş 6-7 Ekim olaylarından dolayı yargılanamaz. Çünkü diyor, böyle bir suç yok. Eğer şayet Demirtaş böyle bir çağrı yapmış olsa bile, bu izinsiz toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefettir. Bu bir ölüm hadisesinden dolayı böyle bir yargılama olamaz diyor. Eğer bu suçsa, peki 15 Temmuz junta kalkışmasında sen milleti sokağa çağırdın, millet kalktı, tankların karşısında durdu ve 250 insan hayatını yitirdi. O zaman senin de bunlardan dolayı yargılaman lazım. Sen ne yaptığının farkında bile değilsin. Ben bir kez daha söylüyorum. Bütün bu kirlenmeler, bütün bu adaletsizlikler ve vicdansızlıklar ortadan kalksın diye, yani daha fazla kirlenmemeniz için, daha fazla bu ülkeyi, bu memleketi dış dünyada da rezil etmemeniz için durmayacağız, faşizmi durduracağız. Ben bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.